Akoy TV kanalında merhaba arkadaşlar. Bugün Arıdağ'ın eteğine geldik. Koyunları sulamak için. Karadan güzel manzarası ve orman. Su içsin Fırat sonra. Su içsin. Evet arkadaşlar. Su içi. Evet, doydular. Maraz niye içmiyor Fırat? Ayağı kırılmış abi. Ayağı kırılmış. Geçen gün kurdu kovaladı. Ondan da çok biber çiğ kapur dolmuş. Ya bu köpekte bu aşıkta kaç gün su içmiyor? Abi 2 gündür susuzlar. Başıya bak başı. Tamam, suyu tam açta. Ağzını açıp bırak ki yasız. Arkadaşlar marazın ayağı kırılmış. Bu hem de 2 yerde kırılmış. Mecburen köye götüreceğiz. Tedavisini köyde yapacağız. Gel. Gel Mırz, gel su iç. Gel gel. Mırz gel. Hadi gel. Hadi gel. Gel gel. Gel gel su iç. Arkadaşlar koyunlar susuz olduğu için sen de birbirini basıyorlar. Bir tane suya düştü, tak onu çıkar. Tak onu oradakini çıkar. Koçlara dikkat et ha. Ama bu suya yetecek mi acaba ya? Biri bitti. Biri de yarısı kalmış. Çölün en güzelin bir yanı ateş. Evet arkadaşlar, çölün en güzel bir arada yemeği, çayı,
şeyden başa. Ama diyor helva güzel değil, götürüyorsun ama ha. Arkadaşlar, Schrödinger dilimi yani kısacası kahvaltılık, öğlen fazla zaman olmadığı için öğlen yemeği kahvaltılıkla çobanlar yapıyor, akşamları kendi yemeğini yapıyorlar. Başlayayım. Diğer bardağı da doldurdu. Hadi Fırat, Allah'a emanet, görüşürüz. Tarkan, kendine iyi bak. Evet arkadaşlar, koyunları suladık. Şimdi köye doğru yine yola çıkacağız. İki tane arızalı hayvan çıktı. Alıp köye gidiyoruz. Arkadaşlar, Arda etinden büyük orman ve eteği beyaza bürünmüş Arda'nın etekleri ve yola çıkıyoruz. Evet arkadaşlar, Arda'nın eteğinden şimdi çıktık. Ormanı suladık. İşte ormanın güzel manzarası. Aynen burada öyle eller var. Büyük ormanı. Bunların çoğu hepsi kesilmiş. Bu taraf hala kesilmemiş. Burası da bizim köyün üç tarafı, çöllük alan, sadece bu yabani ağaçlardan fazla bir şey yok, hepsi çöllük alan.